أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek, Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk. Firavun'un ailesi onu, kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da, Haman da, askerleri de yanılıyorlardı. Firavun da dedi ki, ey benim danışmanlarım ve devlet adamlarım! Ben sizin, benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Haman, haydi benim için tuğla ocağını tutuştur, balçığı pişir, fazlaca tuğla imal ettirip, benim için öyle yüksek bir kule yap ki, belki de onun vasıtasıyla yükselip, Musa'nın varlığını iddia ettiği tanrısını görürüm. Aslında ben, onun yalancının biri olduğu görüşündeyim ya, neyse. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar, o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Fakat hükmümüzden kurtulamadılar. Gerçekten biz Musa'yı, ayetlerimiz, mucizelerimiz ve apaçık bir yetkiyle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar, bu yalancı bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Haman, benim için bir kule inşa et, dedi. Umarım ki böylece yükselebilir, göklere yol bulur da, Musa'nın tanrısına ulaşırım. Gerçi ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ya, neyse. İşte böylece Firavun'un kötü gidişatı, kendisine cazip göründü ve yoldan çıkarıldı. Sonuç itibariyle Firavun'un hilesi ve düzeni de tamamen boşa gitti.